bana nasıl kıydın? Zaza, bir yanlış yaptın, ikinciyi yapma. O bıçağı ciğerime sok. Sokacağım. Sokacağım önce. Niye ciğersizlik yaptığını söyleyeceksin. Ondan sonra sokacağım. Çeverme nasıl kıydın? Ne olmuş Cevher'e? O senin itip pusatla örgütün iti Fırat. Cevherimi öldürmekten beter etmişler. Senden habersiz pusat helaya bile gitmeyi. Madem hükmünü vermişsin Zaza, infazını yap. Ya cevap ver! Ne oluyor? Sen yukarı çek! Yapmayın! Ben kime diyorum, yürü! Benim Cevher'le ne işim olur? Cevher kızmışsam gelir seni götürürüm. Yok, ille de Cevher'i götüreceğim. Çoluk çocuğa bu işi bırakacak adam mıyım ben? Bilir misin, bilmemişsin? Biliyorum lan, biliyorum! Ne olacak? Yemin olsun, herkesi keseceğim! Yeni köyü keseceğim! Akıllı ol Zaza! Ben de akıl mı akıl diyor! Cevher'i ben kardeşim gibi severim. İşin içinde başka bir iş vardır. Yok! Senin itlerin yapmış! Cevher söyledi! İyi Cevher'e gidelim, bana da söylesin! Al mı kalmış ki Cevher'de? Çocuk açıdan gözünü açamayın! Veriler morfini, veriler morfini! Zaza, ölmemiş ya! Bir yanlış olduysa cezasını veririz elbet! Mehmet'i, dua et ki Cevher ölmeye. Bu iş yoksa pusatla pisatla bitmez. Haberin ola! Niye gitmesine izin verdin? Hıncımı senden çıkartmayayım. Kardeşin de sen de sapattınız. Kendinize gelin. Yoksa ben sizi kendinize getireceğim. Efendim abi. Abine de sana da. Neredesin derhal kalk. Kimseye görülmeden benim eve gel. Ağam, ne kadar dayanabiliriz? Ağam, dayanacak halimiz yok. Belki bir iki kişiyi yaralarsak... Askere kurşun sıkacağına bana sık Zeynel! Ağam, onlar bize sıkıyor. Onlar işini yapıyor Zeynel! Sıkacak tabii! Kurşunun önünde durma! Askere sıkmayın lan! Buraya sıkın! Lan nerede bunlar? Abi benim telefonuma cevap vermiyor Mehmet abi. Ya ne oluyor kardeşim? Seni arıyoruz, sana ulaşamıyoruz. Memati'yi arıyoruz, Memati'ye ulaşamıyoruz. Bu ne laubalilik? Abi benimle ne alakası var? Yaşar'a, Polat abinin selamı var.
Acil bir işi çıktı, Abdüleyle gittiler. Bizi niye çağırdı o zaman? Size hediyesi var. Biz hep sözümüzü tuttuk. Ağa'ya böyle söyle dedi. Ulan kavsuz! Bırak beni gideyim. Kamerayı çekiyorsun değil mi çatışmalarda? Tamam canım, ateş etmiyorlar. Havaya sıkıyorlar. Şimdi havaya sıkıyorlar. İçeri gelince bakalım ne olacak. Birini bekliyorlar. Azrail'i bekleyecekler. Neyi bekleyecekler bu saatten sonra? Hadi girin içeri. Komutanım, Polat Alemdar'ın ekibi geldi. Hadi girin içeri. Girin içeri diyorum size. Girin dedim size. Ne yapıyorsun? Polat Alemdar'a mı sıkacaksın? Asker, ateşi kesin! Nerede komutanın senin? Komutan benim. Örgütün hizmetindeki komutanın nerede? Yoksa sen de mi örgüte hizmet ediyorsun? Komutanım, komutan gitti. Ne demek gitti? Dünyadan haberin yok senin. Emir ver askerine, çekin gidin buradan. Ne oldu? Ateşi kestiler. Nereye gidiyorsunuz ulan siz he? Ulan siz ne ahlaksız adamsınız. Size gitmeyeceksiniz demedim mi? Bizi devlete teslim edeceksin sen. İhanet ettiniz bize. Hainin adı Zülfikar olur mu Yezid? Biz ölürüz de ihanet etmeyiz. Ne oluyor burada ya? Kafayı mı yediniz siz he? Siz benim kim olduğumu biliyor biliyoruz musunuz? Yaşar Bey. Lütfen zorluk çıkarmayın.
beni artık! Yaşvoğlu! Yaşvoğlu! Azrail'im benim! 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 Lanet olsun! Yaşvoğlu! Yaşvoğlu! Taksi geldi. Pusat geliyor. Beni niye yolluyorsun? Görmesin seni burada. Annenin yanına git. Sizi birlikte aldıracağım. İkiniz de dışarıya çıkmayın. Durum bu kadar vahimken neden gittiğimi anlamıyorum. Çünkü gitmeni istiyorum. Ne korkuyorsun? Sen de kaldıysam kaldım. Bir şey mi yaptın ki bana? Boş boş konuşma. İnsanların beynine giren kurşunu çıkarırsın. Giren şüpheyi, kafayı kessen bile çıkaramazsın. Memati bana deyince ticaret yapıyorlar. Zülfikar Ağa varsa yanlış bir şey yoktur dedim. Silah ticaretinin nesi yanlış? Aa, İran'dan alıyorsun silahı Lübnan'a satıyorsun. İsrail yedirir mi bunu size? İsrail Yezidi'nin her dediği olacak mı bu dünyada? O zaman niye yaşıyoruz? Onların her dediği olmayacak. Ama onlara fırsat da vermeyeceksiniz. Bir şey yaparken sonunu düşünün. Yakalansaydınız burada kime ne diyecektim? Adamların silah satıyorlar. Demek ki devlet Lübnan'a, teröristlere silah satıyor demeyecekler miydi? Can Polat, kimse bizden hesap soramaz. Verilmeyecek hesabımız da yoktur. Zazan'ın işleri mi bunlar? İnanmayacaksın ama ilk defa kabahat yok. Ben hayatımda bu kadar tatlı para kazanmadım. Demek ki senden ötürü bizi kumpasa getireceklermiş. Hemen kavuştum şu yedikleri kaltı Memati Bey. Ama bu sefer yağma yok. O sıçanı geberteceğim. Ya bir kere de biriniz telefonuma cevap verin ya. Bu içerideki İranlılar ne olacak? Bırakacaksın gidecekler, ne olacak? Dayı nasıl? Yatıyor öyle dayı. Hastaneye tedbir aldın mı? Dayı zaten duyan gelmiş. Çay yemek ısmarlamaktan anam ağladı. O pusatı gördükleri yerde tutsunlar, bağ versinler. Memati abi. O beni bu seferlik bağışladım. Hayır mı dayı? Bacısı vardı o sıçanın evde. Dedek, kadınların yanında herif mi öldürecek? Ne oldu? Ne olduğunu bilmiyor musun lan? Abi vallahi bilmiyorum. Bana yalan söylemeyeceksin. Öleceksin ama yalan söylemeyeceksin. Ben senin babana bir kere bile yalan söylemedim. Bir kere. Neden bahsettiğini bilmiyorum.
ne yaptınız? Ölmüş mü? Ulan ölmekten beter etmişsiniz. Sizin dünyadan haberiniz yok. Zaza kim bilmezsiniz? Cevher kim bilmezsiniz? Kaç yüz kişi, kaç bin kişi bunlar bilmezsiniz. Ulan bin kere öldürsen mezarından çıkar yine de intikamını alır. Fırat öldürecekti, ben izin vermedim. Kabahatli mi oldum? Aptalsın, gerizekalısın. Öldürseydiniz en azından sizin yaptığınızı söylemezdi. Abi ben gidip teslim olayım. Ne yapacaklarsa bana yapsınlar. Senin bundan zarar görmeni istemem. Vay. Otur lan. Evden çıkmayacaksın. Ananla bacın da gelecek. Burnunuzu dışarı çıkartmayacaksınız. Ben bu meseleyi çözene kadar evin önünde 10 kişi yatacak. Siz nefes almak için burnunuzu camdan bile dışarı çıkartmayacaksınız. Vay anasını be. Kimmiş ya bunlar? Ne büyükmüş bunlar? Benim dostum da büyüktür, düşmanım da koçum. Bunu hiç aklından çıkartma. Komutanı iyice araştır. Onu bulmamız lazım. Örgüte bilgi sızdıran ekipten. Abi açtım sağa sola 3-5 telefon. Kimse bu mevzuya girmek istemiyor. Anlaşılan gayri resmi klikti. Saklansın 3-5 gün, nasılsa ortaya çıkacak. Memati mi? Yok abi. Alo. Tamam sağ ol, ben uğrar alırım. İnci Hanım'a çarpan şoförün eşkali belirlenmiş. İyi. Kimmiş, neyin nesiymiş? O kadar bilgi yok. Bir de bir hastaneye mi ne girerken kameralar kaydetmiş. Özel olarak seni ilgilen bu işle. İnci'den ya da emniyetten önce biz bilelim ki işin içinde başka çapanoğlu var mı yok mu öğrenelim. Tamam abi. Müdürüm, bütün alem gibi beni sen de bilirsin. Yapmadığım pislik kalmadı. Her işim illegal. Ne işkencede bugüne kadar konuştum, ne bir tek adamımı yakalattım, ne de işimi ihbar ettim. Al, sana itiraf ediyorum. Ben bu Kaşifoğlu'nu tahammüden öldürmek istiyorum. Bunu her yerde söylüyorum. Öldürene kadar da bu işten vazgeçmeyeceğim. Ben ölsem bile benim adamlarım bundan vazgeçmeyecek. Bu adam benim kızımı öldürdü. Bana bunu verin, öldüreyim. Beni ister içeri atın, ister o dakika kafama sıkın. Yaşar Ağa. Kaşifoğlu'nu unut. Ne sen onu aldın, ne öldürmeye götürdün, ne de biz seni yakaladık. Ne Kaşifoğlu'ymuş bu arkadaş? Kim ki bu it? Devlete lazım. Devlete it mi yok? Yaşar Ağa, anlamıyor musun? Adam gizli tanık, özel koruma altında. Sen mi geldin abi? Ne var ne yok? İyi abi, sen nasılsın? İyidir. Omzun nasıl oldu? Abi gündüz ağrım çok vardı. Hastaneye gittim, röntgen çektirdim. Kırık yokmuş. İçim çok rahatladı. Bir de iğne yaptırdım, şimdi daha iyi. Ulan dağda röntgen mi vardı, iğne mi vardı? Abi
Ulan ben sana kapı dışarı çıkmayacaksın demedim mi? Sadece hastaneye gittim. Kimse görmedi ki. Ulan her tarafta kamera var, kamera. Yakalanmış mıyız? Yürü, yürü, yürü gidiyoruz. Nereye gidiyoruz ağam? Bizim ofise. Abinin yüzüne bakamıyorum. Gidip böyle böyle oldu diyeceğiz. Bu iş aşağı çıkıyor ya abi. Bütün aralarım geçti. Bundan sonra yanındayım değil mi? Yürü lan, yürü. Yaşar'ı geberteceğim. Madem siz o tozcuyu içeri atmıyorsunuz, ben onu geberteceğim. Bir rahat dur Kaşifoğlu. Seninle anlaştık. Kimseyi öldürmeyeceksin. Zaten Alper işini bize bildirmediğin için yukarıdakiler öfkeli. İsteyen istediği kadar öfkeli olsun. Benim kellem koltuk altında. Şimdi ben İsraillilere ne diyeceğim? Yalanlarından birini söyleyeceksin. Onlar da sana ihtiyaç duydukça yalanlarına inanacaklar. Doğru söylüyorsun. Karayı da yakacağım. Var mı öyle adam satmak? Sakin Kaşifoğlu, sakin. Sakin, sakin. Sakin. Ne diyorsun sen be? Öyle gol mü olur? Dışarının adamları ön taraftalar. Sen bir iki gün gözden kaybol. Bir daha yakalanırsam Yaşar'ın almasını beklemeyin. Çünkü Polat Alemdar bir daha Yaşar'a vermez. Merak etme. Telefonla ararız. Gizli tanık olduğunu söyleriz. Devlet adamı ne de olsa. Bizi anlar. Tabii tabii. Tabii. Ne gizli tanık? Kim onu gizli tanık yapsın ya? Bana ne söylüyorsun? Git devletine söyle. Yaşar ağa, artistlik yapacağını gidip kafasına sıksaydın. Yok mezara götüreceğim, yok onu yapacağım. Ayaklarından tavana asacağım. Ben sana sözümü tuttum arkadaş. Benim gündemimde Kaşifoğlu diye biri yok artık. Dedin. Eve gelirdim ben. Evde beklemek istemedim. Bir şey mi oldu? Kenan, sabah seni takip ettim. Nereye gittiğini, kiminle buluştuğunu biliyorum. Selvi, o benim çok eski arkadaşım. İnan aramızda bir şey yok. Olsa da olmasa da umurumda değil bu saatten sonra. Ne demek bu saatten sonra? Ne sen değişeceksin ne ben. Ben ayrılmak istiyorum. Sen de gönlünü kiminle eğlendirmek istiyorsan onunla eğlendir. Eğer bir tatsızlık çıkarmazsan kimseye bir şey söylemem. Geçinemiyorduk der, bitiririz. Bak, öfkeyle diyorsun bunları. Biraz düşün, hemen kararını verme. Hem benim seni sevdiğimi de biliyorsun. Senin sevgin yoruyor beni. Ne biçim laflar bunlar? Kenan, seni yatakta basmadığıma pişman etme beni. Şurada iki medeni insan gibi konuşup ayrılamayacak mıyız? Haklısın. Babam benim için çok değerli.
Bana bunca zamandır babalık yaptı. Sen mi konuşmak istersin, ben mi konuşayım? Bana dönme ihtimalin var mı? Yok. O zaman ben konuşayım. Babam seni çok sever. Asla bu ayrılığı kabul etmez. Sonra sen de aranırsın. İyi. Pusat'la da ben konuşurum. Arkadaşlığınızın bozulmasını istemem. Peki. Lütfen. Midemi bulandırıyorsun. Üstüne kusmamı istemiyorsan bana dokunma. Bey, ne gerek vardı teşrif etmenize? Telefona cevap verseydiniz yeterdi. Usta, hiç laf sokulacak halim yok. Canım burnumda. Başımızda öyle bir iş var ki. Burnuna ne oldu senin? Zaza kafa attı. Zaza'yı mı öldürdün? Daha değil. O ne demek? Bu işin sonunda ya o beni öldürecek ya ben onu. Kimse kimseyi öldürmeyecek. Ne olduğunu anlat. Pusat'la örgütçü arkadaşı Cevher'i almışlar. Öldüresiye dövüp bir çöplüğe atmışlar. Cevher bunları tokatlamıştı ya. Akılları sıra intikam almışlar. Bizimki de saf. Örgütçü sıkalım demiş, bu yok sıkmayalım demiş. Cevher komadan ne ara uyandıysa bunların isimlerini söylemiş. Zaza da durur mu? Haliyle baskını bana yaptı. Namussuzu öldürecektim ama bir taraftan da haksız değil. Hak haksız umurumda değil ya. Sana sormadan bir şey yapmak istemedim. Cevher neredeymiş? Hastanede. Usta bu iş kötü. Zaza laftan anlayacak adam değil. Bir akıllı laf dinleyen adamı vardı Cevher. Onu da bizim çocuklar hışır etmiş. Ölür mü yaşar mı belli değil. Ne yapacağız bilmiyorum. Pusat nerede? Benim evde. Çocukları da eve yolladım. Bacısını, anasını da eve aldırdım. Bir hal çaresi bulana kadar bende kalsınlar. Ben diyorum ki en iyi savunma hücumdur. Onlar saldırmadan biz işlerini bitirelim. Aklından çıkar bunu. Ben konuşmadan sakın konuşma. Hatta hiç konuşma. Ayağa kalktığında kalk, oturduğunda otur. Tamam abi. Bir şey demedin usta. Diyecek bir şey yok. Eve git. Ben de eve gideyim. Sabah konuşuruz. Kim bu? İnci Hanım'a vuran şoför. Ulan
gelmezse iyi yırtacaksın bu işten. Ne olmuş abiye böyle? Zülfikar meselesini niye bu kadar büyütmüş? Başımızda ne işler var haberin yok. Erhan bir mendil versene. Yeter ağladın anne. Oğlum sen hiç mi akıllanmayacaksın? Olan olmuş da. Olan olmuş da olmuyor bu işler. Eksik bıraktıysak gider sıkarız kafasına. Ya ben bu kadın halimle biliyorum ki bunlara dokunulmaz. Pislik bunlar, bulaşılmaz. Sanki biz çok dokunuluruz. Mehmet abi de sen de bu işi büyütüyorsunuz. Konuştun mu Polat'la? Dediğimi diyor yenge. Evden çıkmayın, bir hal çağrısı bulunur. Tabii Cevher ölmezse diyor. Büyütüyormuşum. Akılsız benim oğlum. Benim doğurduğumun aklı yok. Kızın nerede? Laf mı dinliyor bunlar? Beni buraya yolladı, kendisi ortada yok. Niye aramıyorsun bacını? Geldi daha geldi. Kadınlara da sıkacak değil ya bunlar. Sıkar. Karşısında erkek bulamadı mı kadına da sıkar. Lafı bir kere diyeceğim, iki kere değil. Neredesin sen? Kenan'dan ayrıldım. Şşt, sen niye çıldırdın? Başkasının üstüne yakaldım anne. Hiç üstüme gelme, biricik oğlunla ilgilen sen. Ne lan senin bu halin? Kalk. Gelme üstüme baba. Barlarda içtiğin yetmiyor da gelip bir de burada mı içiyorsun ha? Selvi ile ayrıldık. Niye? Çekemiyorum onun kıskançlığını. Yine kiminle yakaladı seni? Ya sen nasıl bir erkeksin? Nasıl bir adamsın? Ben sana ayrıldım diyorum. Canım yanıyor diyorum. Senin bana söylediklerine bak. Sen nasıl babası nasıl? Kızın öldü. Ben yaşıyorum ben. Kızına döktüğün gözyaşının tekini bana dök. Suikast girişiminin ilginç karakterlerinden biri de Ballı lakabıyla tanınmış Naciye Nimet Hanım'dır. Bilindiği üzere Naciye Hanım eşi kılığına girerek Laz İsmail ile birlikte Bursa'ya gitmişti. Savcı Hanım, emniyet müdürünü getirdiler cezaevinden. Al içeri Çetin. Buyurun, oturun.
İzmir suikastini mi okuyorsunuz savcı hanım? Evet. Aynı bizim davalar. 1926'dan bugüne Türkiye'de hiçbir şey değişmemiş. 1926'da sanıkların avukat tutma hakkı yoktu. Bugün var. 26'da temyiz yoktu. Bugün var. 26'da idam vardı. Bugün yok. Tarih dersi vermek için mi çağırdınız? Gerekirse her gün ders vermek lazım size. Neyse. Kara ile ilgili ne biliyorsun? Sevdiğim bir renk. Her ne kadar aklar azalınca, karalar artsa da. Sen bana yardımcı ol ki ben de sana yardımcı olayım. Beni apar topar cezaevine sevk ettiler. Hastayım. Hastaneye gitmek istiyorum. Senin ziyaretine gelen kara mıydı? Hastanenin sahibi Polat Alemdar. Yakının. Git ona sor. Yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Diyorum işte savcı hanım. Git Polat'a sor. Benim tahliyemi sağla. Sana kara, ak, bütün renkleri anlatayım. Hastane işine bakarım ama tahliyeyi unut. O zaman Polat Alemdar'dan alacaksın. Duymak istediklerini. Polat'la ne alakası var? Devlet artık o. Kim yaşıyor, kim ölüyor, kim yaşayacak, kim ölecek, o karar veriyor. Hadi sana hastane teklifine karşı bir jest yapayım. Beyefendinin sağlığı yerinde. Hiç ortalarda gözükmüyor. Bu adamların hepsi onun döneminde etkin adamlardı. Artık görüşmüyorlar mı dersin? Hamide nene, böyleydi Konya. Tövbe, onu ecnebiler takar. Ecnebi ne? Sen hele bir yumurtanı ye. Ömer dede. Sağ ol canım. Ömer dede, bana kolyemi alacak mısın? Ay nasıl unuttum güzel kızım, tabii ki alacağım. Hamide ninem diyor ki onu ecnebiler takar. Doğru söylemiş Hamide ninem. Bak böyle ne kadar güzelsin. Ama ben kolyemi istiyorum. Ben alacağım güzel kızımı. Çok teşekkür ederim dedeciğim. Kapıyı kapasana. Haç mı takacaksın çocuğun boynuna? Hanım sanki çocuğun dinini değiştireceğim. Ne yapalım? Çocuk da çocuk mu olalım? İnadıma gelir onu da takarsın. Sen gidip görmezsen İnci gelip görecek. Daha mı iyi olacak? Doğru diyorsun. O iş başka, ziyaret başka. Ben gidip bir geçmiş olsun diyeyim. Hay Allah razı olsun. Ben de geleyim seninle. Elif de bir hava almış olur. Yo 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 yo. Çocuklara söylerim, 2 dakika beni götürür getirirler. Elif'in aklı karışmasın. Thank you.
Ne için? Neyi için Yavuz Sultan Selim'e Fatiha okudum? Siz niye burada buluşmamızı istediyseniz ondan. Ben Orta Doğu'da ne zaman aşılmaz bir sorun olsa hep Yavuz'u hatırlarım. Yüzünü Avrupa'ya dönmek isteyen padişah, fethetmek için, gazi olmak için Avrupa'ya gitmesi gereken padişah, ömrü boyunca Müslümanlarla harp etmiş. Ne için? Birliği sağlamak için. Büyük bir risk almış. Eminim biliyordu ki yaptıkları yüzünden Müslümanların bir kısmı onu lanetle anarken bir kısmı rahmetle anacaktı. Aynı dönemdeyiz. Tarih bizi aynı soruyla imtihan ediyor. Birlik mi olacağız yoksa yok mu olacağız? Kime nasıl anlatayım ki Yavuz Sultan Selim Edirne'si Bitlisi'yle ittifak etmeseydi, yani Kürtleri arkasına almasaydı, ne İran'ı dize getirip Şah İsmail'i yenebilirdi, ne Mısır'ı fethedebilirdi, ne de Memlüklülere son verebilirdi. Kürtlerle birlikte hareket edip iki Türk devletini yıktı. Türkmen Aleviler incitilmeden bu iş olmaz mıydı? Tabii ki olabilirdi. Ama ben bu sözü ederken bir sorumluluk taşımıyorum. Tarihin o noktasında değilim, bir risk almıyorum. Portekizliler Hicaz'ı ele geçirmek üzereyken tahmin ediyorum Yavuz Sultan Selim acele ve öfkeli hareket etmiştir. İnce düşünerek değil. Hicaz'ın düşmesi, Anadolu'nun, İstanbul'un düşmesi, Müslümanlığın ve Türklüğün yok olması demekti. Neticede Şah İsmail Haçlılarla dahi ittifak yapmış. Ne diyorsun Polat? Suriye'ye, Irak'a girelim mi? Girersek mahvoluruz. Girmezsek de mahvoluruz. Libya'da Birleşmiş Milletler operasyon kararı çıkar. Suriye'ye biz adım attığımız anda İran, Rusya, Çin cephe alacak. Ama her çözülmez sorunun bir çözümü vardır. Sence nedir çözüm? Birincisi, orada iktidarda olan azınlığı, yani Nusayrileri, canlarını, mallarını ve geleceklerinin garantimiz altında olduğuna ikna etmemiz gerekir. Nusayriler içinde Esad rejimini tasvip etmeyen büyük bir çoğunluk var. Ama onlar biliyorlar ki Sünni Araplar iktidarı alırlarsa kendilerini katledebilir. Nasıl Irak'ta Şii-Sünni sorunu çözülmediyse Suriye'de de bu iş zirve noktaya gelebilir. Biz Irak'a girmezsek orada da Kürtlerin canını kurtarmak çok zor. Hiçbir konuda birlik olmayan Sünniler ve Şiiler, Amerika çekilir çekilmez Kürtlere karşı birleşirler ve katliam olur. Biz Irak'la Suriye'ye gireceksek NATO kararı dahi yetmez. Arap Birliği'nin her iki operasyon için de askerlerinin aramızda olması gerekir. Kandil'i yok etmemiz için başka milletlerden askerlere ihtiyacımız yok. Ben Kandil için demiyorum. Belli ki girersek uzun yıllar o topraklarda kalmaya mecbur bırakılacağız. Biz Batılılar gibi petrol için operasyon yapmıyoruz ki. İnsanların hayatlarını kurtarmak, adalet, güvenlik ve düzen sağlamak için yapıyoruz. Bunun için de Kürtlerle yeniden birlik olmaya ihtiyacımız var. Türk ordusunun harekat kabiliyeti yeterli mi? Siz benden daha iyi biliyorsunuz ki moral gücü sıfır. İçimizdeki gladyo artıkları da temizlenmiş değil. Örgüte hala bilgi sızdırılıyor. Benimle bunun için mi görüşmek istedin Polat? Evet. Karaya ulaştım. Ondan bilgi olarak yararlanabilirim. Ama kendisi geçtiğimiz 10 yıl olduğu gibi
yer altında hiçbir işe karışmadan yaşamak istiyor. Karayı emrine al ve sahaya sür. Onun yer altında olmasını isteseydik, deşifre edilmesine izin vermezdik. Kara sana mezarda değil, operasyonda lazım. Kendisi bunu istemiyor. Türkiye sınır dışı harekata girecekse, terörle mücadelede ondan daha etkili yetişmiş bir eleman bulamazsın. Bizim Suriye ve Irak'ta pozisyon almamızı istemeyecek olan her devlet terör örgütünü kullanacaktır. Başta birbirleriyle ezeli düşmanlar, İsrail ve İran olmak üzere. Dayısı telefona bakmıyor. Yeğenini mi yolluyor? Ağam işler karışmış. Cevher hastanedeymiş. Husat'la Fırat Cevher'i dövmüşler. Hastanelik etmişler. Cevher komadaymış. Ya. Çağır bakalım. Geç İmdat. Sağ ol Zeynil abi. Gel yeğenim gel. Otur şöyle. Dayının durumu kötü mü? Cevher dayımın durumu kötü. Zaza dayımın durumu ondan da kötü. Tabii. Sıkıntıdan tansiyonu şekeri fırladı. Yok ağam. Aha oradaki zülfikar gibi herkesi kesmeyi ahdetmiş. Kimi kesecek? Memati'yi mi kesecek? Pusat'ı mı kesecek? Ağam başka türlü ben buraya gelir miydim? Tamam ben de kızdım Pusat'a. Alır sabaha kadar döverim. Ama çocuğa sıksak Memati abi var. Ona sıksak Polat abi var. Şimdi biz ne için kan dökeceğiz? Biraz zaman geçsin. Zazan'ın hırsı geçer. Vallahi ben dayımı zapt edemeyim. Bir dinlese seni dinler. Başka da kimseyi dinlemez. Tamam yeğenim. Ben hem Cevher'i ziyarete gelirim, hem de dayınla konuşurum. Allah razı olsun senden. Tamam yeğenim, tamam, tamam. Ağam, bir de dayım duysa buraya geldiğimi, kemiklerimi kırar. Sen de bizi tam ettin gevşek ağız. Bu duvardaki mübarek kılıç ne kadar lüzumsuz konuşursa, biz de o kadar konuşuruz. Hadi. Memati abine bir baksana. İki lokma yesin öyle çıksın. Anne bin kere çağırdık. Çocuk mu bu adam? Bin bir kere çağır. Ölür müsün? Kim kimi öldürecekse öldürsün. Bitsin bu eziyet. Aynaya da yaşanmıyor seninle. Selvi. Geldim, geldim. Bekle. Güç. Ne halt etmeye ayrıldın Kenan'dan? Ne yapacaktım ya? Ona bir şey dediğim yok. Ayrılman normal. Niye koştur koştur ayrılıyorsun? Senin aileye değişeceğiz ya heyecan yaptım. Ondan terk ettim. Kız nasıl diller bunlar? Koparırım o dilini. Ya bir rahatla be Memati abi. Bak abi diyorum sana. Rahat ol. Elimiz ayağımız düzgün. Buluruz elbet birini daha. Kimse güzelliğine eline ayağına bir şey demiyor. Vay güzel buluyorsun yani. Seninle konuşan da kabahat. Senin gibi korkusuz adam karşıma nasıl titriyor aklım almıyor. Kızım. İnsan kardeşine, çoluğuna, çocuğuna titremeyecek. Neye titreyecek? Tabii. Gidip anneme diyeyim ki iş daha kesilmiş. Ne laf sokuyorsun sen? Ne ima ediyorsun?
Kardeşin ya pusat senin. İştahın kesildi üzüntüden diyorum. Oh be, soğuklarda dışarıda seni bekleyeceğime. Burada sıcak sıcak oturuyoruz. Abi söylesen yazıhanede ağırlardık seni. O işler öyle olmuyor gülüm. Aslında baktığında çok doğru adama çöktünüz de yanlış yerde çöktünüz. Çapkınlıkta basacaktınız. Bak nasıl milyon dolarları sayıyordunuz. Abi yapalım birlikte. Zaten gıcığım ona. Ah be gülüm. Bizim iki prensibimiz var. Birincisi racon kesmeyiz, kapa keseriz. İkincisi konuşmayız, yaparız. Oo, eski yengemiz gelmiş. Erhan'cığım görüşemiyoruz. Hiç gelmiyorsun savcan. Hep ben mi geleceğim Erhan? Bir kere de sen adliyeye gel. Allah düşürmesin bizi oralara savcanım. Zamanında mesken tutmuştuk. Arkadaş yeni mi? Yeni. Leyla. Ferman. Polat geliyormuş. Konuştunuz mu telefonla? Konuştuk. Ben sana çay vereyim o zaman savcanım. İçerim vallahi Erhan'cığım. Sen kimsin, kimlerdensin anlat bakalım. Nasıl dahil oldun arkadaşlara? Benim? Hayırdır savcı hanım? Tutuklamaya mı geldin bizi? Ne haddimize beyefendi? Sizi tutuklayan tutuklamış. Hatta müebbete mahkum etmiş. Oh, rahatladın mı? Tamam. Ne var ne yok? İyilik, sağlık. Sen de? Bildiğin gibi. Telefonda iş için falan diyorsun. Ayıp değil mi? Biz her zaman görüşeceğiz seninle. Ben söyleyeyim de kimsenin aklına başka bir şey gelmesin. Leyla, üzülüyorum böyle yapınca. Biraz da sen üzül Polat. Teşekkür ederim. Neyse. Senin müdürü getirdim cezaevinden. Karayı sordum. Git Polat'a sor dedi. Hangi kara? Kara işte. Meşhur kara. Hayırdır? Ne işin var karayla? Yeni gözlem o. Allah Allah, ne işim olacak? Bütün faili meçhul dosyalarda adı geçiyor. Hatta Alper'le Hamid'in dosyasında bile. Sen tanıyor musun? Gördün mü ya da görüştün mü? Benim bildiğim öyle o. Yaşıyor muymuş? Bir de beyefendiyle git görüş dedi. Her zamanki müdür. Kendince yönlendiriyor seni. Neye? Neyi bilmiyorum. Abdüley'e falan da söylesene. Bu karayla ilgili bir şey duyarsanız bana haber verin. Abdüley. Minnettarım sana Abdüley. Ne yaptım ki yenge? Eve getirdim. Onun için değil, adamı yakaladığın için. Önemli değil. Kaçtı hastaneden. O kadar da tembih ettim polisleri ama adam can korkusundan kaçtı. Çok mu dövdü Polat? Dövdü. Sence kaza mı bu, yoksa işin içinde başka bir şey mi var? Bence kaza yenge. Bir ara Polat mı yaptırdı diye bile düşündüm. İnsan hastane odasında saçmalıyor. İşin vardır senin, bekleme. Dayı, Lazia'nın evinden çıktılar, Memati'nin evindeler. Bir saati yanlarında mı? He dayı, evin etrafında var 10 kişi. Değilsen vurak girek. Ben sık sık gece nöbetlerini görüyorum. Siz de bulunacak mısınız? Evet. Hoş geldin ağam.
Tahta dayınla Cevher içeride mi? İçeride. Söyleyeyim. Ben sizi niye takip ettiren? Dayı, Lüfkar Ağa geldi. Neye gelmiş? Geçmiş olsun da gelmiş. Neye gelecek? Ne bileyim. Gelsin, gelsin. Bu Damla Mimi. Buyurun. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Şimdi duydum Saza. Büyük geçmiş olsun. Bak Cevher Bey, ne yaptılar Silkif'i? Nasıl durumu? Kötü. Açıdan duran çocuk. Hep uyudular. Cevher atlatır. Cevher eski zaman adamıdır. Ne badireler atlattı, bunu da atlatır. Doğru söylesin. Doğru söylesin de bela galleşesini görmemiş ki çocuk. Kederinden ölür, yarasından ölmezse. Ne yapacaksın? İki cahil çocuğun yaptığı iş işte. Bunlar gibi cahilini ben öyle bir terbiye edeceğim ki. Zaza, hele bir Cevher ayağa kalksın. Ne yapacaksan öyle yap. Yok hele ya ama. Cevher bileyim. Ne zaman ben kayfını alırsam o zaman dirilir, ayağa kalkar. Kardeş, arada memati var. Örgütçüleri bilmem. Onları ne yapıyorsan yap. Seni memati gönderdi he? Ne alakası var? Gönderdi ki kendi yalvarmaya, başkası yalvar he? Naza, saçma sapan konuşma. Kalk kalk. Kalk defol git. Git, başı gövdenin üzerindeyken git. Ulan oğlum, ben şimdi ne dedim? Ya bir anıma babama sormadığın kaldı. Ne demek arada memati var? Aradaysa memati sahip çıkardı. Günahsız adamı bu hale sokmuş. Daha bir de aracı mı olacaksın? Ben diyorum ki öfkeyle kalkan zararla oturur kardeş. La daha konuşmuşsun. Rıza. Kendine gel, dilini koparttırma bana. Allah herkese ibret olsun. Kim buraya şefaat için gelirse dinime ayaklarını kıracağım. Ha? Berber'in özel olarak görüşeceğim. Arkadaşlar burada kalacaklar. Peki. Ömer baba, seninle görüşmek istiyor Amerikalı. Kim? Buyursun. İçeri buyurun. Hı-hı.
Merhaba. Sizi tedirgin ettiğim için özür dilerim. Kötü bir maksatla gelmedim. Buyurun. Güvenliği için ben de Eli'yi 24 saat takip ettiriyorum. Oğlunuzun çok sayıda düşmanı olduğunu biliyorum. Eli'ye bir zarar gelmesin diye. Evde ikinizin yalnız olduğunuzu söylediklerinde size sıkıntımı anlatmaya karar verdim. Nedir sıkıntınız? Oğlunuz haklı olarak görüşmemi istemiyor. Bunu anlayışla karşılıyorum. Ben de onun yerinde olsam aynını yapardım. Ama ben bu çocuğu çok sevdim. Tıpkı sizin Polat'ı sevdiğiniz gibi. Ederseniz. En azından uyurken seyredeyim. Kokusunu duyayım. Söz. Uyanmadan geleceğim. Keşke bunları oğlumla konuşsanız. Ne oğlunuz ne de eşiniz hanımefendi buna haklı olarak tolerans göstermeyecekler. Sizden sadece haftada 10 dakika istiyorum. Eli'yi uyurken seyretme hakkı. Bu sizin için daha zor olmayacak mı? Zor olacak biliyorum. Ama en azından birkaç sefer. Başka ne yapacağımı bilmiyorum. Düşünceler aklıma gelmiyor değil. Siz söyleyin ne yapayım? Kızımı gerçek babasından mı alıkoyayım? Yoksa kendimi kızım gibi sevdiğim Eli'den mi alıkoyayım? Ne yapayım? Dedi ihtiyarlar.
Mezarına geri dönsün dediler. Ah be. Millet mezara girmek istemez, sen seviniyorsun. Niye seviniyorum biliyor musun? Ben bunca yıl saklanmışım. Kimseye karışmamışım. Şimdi dışarı bir çıkarsam şerrimden kimse kurtulamaz. Polat Alemdar. Ben devlete çok alındım. Çok kinlendim. Aldatıldığımı düşündüm. Şimdi huzurla toprağın altına girerim. Nasılsa oğlum da yanımda. Onda da aklım kalmaz. Bak Kara. Geçmişte hizmetim vardır, hatam vardır. Kimse masum değil. Benimle samimi konuştun. Ben de senin sorumluluğunu aldım. Ben sana bir söz verdim. Sen de bana. Yerin 7 kat altına gir. Hiçbir şeye karışma. Sen sözünü tut, ben de sana sözümü tutayım. Söz. Ölü sözü. Merak etme sen Polat Alemdar. Zombi. ...1619'da Şah Abbas'la yapılan barışa kadar İran savaşları ve Anadolu'daki Celali isyanları. Sabri, başsavcıyı aradın mı? Aradım efendim. Söyledin mi evimizin önünde yaşanan kepazelikleri? Söyledim efendim. Karının işi bitti. Televizyondan da arkadaşları aradım. Yaşadığını duyuracaklar. Artık ona saklanacak delik yok. İhaneti niye affetmeyiz Sabri biliyor musun? Biliyorum efendim. Bilmiyorsun. Bak Osmanlı'nın tarihine. Adamlar durmamışlar. Hep bizi Avrupa'dan atmak istemişler. Osmanlı ihaneti affetmeseydi şimdi vardı. Sabri, biz Osmanlı gibi yok olmayacağız. İhaneti affetmeyeceğiz. Polat nereye götürecek beni? Gezmeyi. Yaşasın. Hazır mısınız küçük hanım? Bir saattir seni bekliyorum. Özür dilerim efendim beklettiğimiz için. No problem. Oo. Hadi gel. Annem nerede? İnci'yi ziyarete gitti. Keşke sen de gitseydin baba. Ters bir şey söylemesin şimdi. İnşallah söylemez. İnşallah. Var mı dışarıdan istediğim bir şey baba? Yok o. Senin canın bir şey mi sıkkın? Polat! Hadi bekliyorum. Geç kalıyoruz. Küçük bir şey var anlatmam gereken ama sonra anlatırım. Mühim değil. Hadi siz gidin. Randevunuz kaçta? Ancak yetişiriz pedagoga. Sen ben gidiyorum. Bay bay Polat.
Geliyorum. Nereye gidiyorsun bensiz? Bak böyle yaparsan bir daha gitmem ha. Hele şükür gelebildin. Kızım, hanımına haber ver Polat'ın annesi geldi diye. Buyurun efendim içeriye. Gel çocuğum. Sağ ol çocuğum. Ahretlik, ne zenginmiş gelinin. Hamide Hanım, ben yalnız görüşeyim. Fazla üstüne gitmesen ahretlik. Karnında bebesi var ne olsa. Niye üstüne gideyim canım? İnci Hanım geliyor efendim. Ne içersiniz? Ben çay alayım. Ben geleyim de seninle kızım bir bardak su içeyim. Özür dilerim, beklettim. Biraz uzanmıştım, üstümü değiştirdim. Öpeyim. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim, daha iyiyim. Bebek nasıl? Şükürler olsun ki iyi. Çok şükür. Aramadan geldik, kusurumuza bakma. Olur mu? Burası da sizin eviniz. Yok kızım. Burası benim evim değil. Benim evim belli. Oğlumun evi de belli. Millet laf söz etmesin diye sana bir yüzük takmış. Bana kalsa ama... yanlış yapmış ama oğlumdur yanlış da yapar. Bilmeni isterim ki sen benim gelinim değilsin. Benim gözümde oğlumun karısı da değilsin. Sizin nikahınızı da saymıyorum. Tamam üstüne geliyorum. Ne oldu be Mati? Bir şey yok. Ha, kimse evden çıkmayacak. Hiçbir şekilde. Bir yere kadar gidip geleceğim. Be Mati. Kötü bir şey oldu. Yenge bir şey yok. Çocuk muyum ben? Zazza Zülfikar Han'ın iki bacağını kırmış. Aracılığa gitmiş bizim için. Hastanedeymiş, bir görüp geleyim. Zazza yaşadıkça bu işin peşini bırakmayacak. Sen çocukların başından ayrılma yenge. Gerisine karışma. Niye buraya geldik? Hani gezecektik? Bir arkadaşımla tanıştırmak istedim seni. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Benim adım Sema. Senin adın ne? Eli. Ama Elif de diyorlar. Peki ben de Elif diyebilir miyim? Olur. Elifciğim biraz resim yapmak ister misin? Olur. E hadi bakalım o zaman. Bakalım. Evet canım. Bak burada ne kadar güzel boya kalemleri var. Aa ne güzel. Bunlardan eve de alalım mı? İstersen giderken götürebilirsin. Teşekkür ederim. Buradan başlayalım. Ne dersin? Tamam. Şöyle geçelim isterseniz. Thank you.
Telefonda bir şey demediniz. Diyecek bir şey yok çünkü. İsterseniz babası olduğunuzu söyleyin. Kabul de etse, red de etse sabah uyandığında hatırlamayacaktır. Bir kolyesi kayıp. Kaç gündür arıyor. Onu unutmuyor. Bu kolyeden farklı. Kabul etmesi zor bir durum. Başka bir yolu yok mu? Benim size tavsiye edeceğim şey onunla vakit geçirmeniz. Ne kadar fedakarlıkta bulunursanız sizi o kadar benimseyecektir. Yoksa ikna ile ispatla mümkün değil. Fedakarlık derken? Babası olarak bildiği kişiden daha fazla hayatında yer almak. Demek Ebru'nun kızı. Evet. Ben de vakit ayırmaya çalışırım Elif'e. Ne de olsa teyzesi sayılırım. Gözü dönmüş, kudurmuş bu herif. Ben kendim ettim Memati. Çok üzerine gittim. Zülfikar ağa, seni bizim yolladığımızı düşünüp bunu yapmış. Senin bacağını değil, bizimkini kırmış. Memati, Allah aşkına yangına körükle gitmeyin. Benim kemiğim kaynar. Ama aranıza asımlık girerse bu kemik kaynamaz. Sen bu halde bile bizi mi düşünüyorsun? Ben Polat Alemdar'a yanlış yaptım. Zaten bu kırığı hak ettiydim. Zaza deli, ne yapsa yeri. Ama sen öyle değilsin. Bugünü bekleyen Yezidler var. Birbirimizi yememiz için dua edene o Yezidlere meydan mı vereceğiz? Hatırım için. Ne var İlhan? Bir şey duydum. Doğru. Selvi ile ayrıldık. Yok, ondan başka. Diyorlar ki Zaza Memati'nin evini bastığında Selvi de evdeymiş. Zaza o yüzden Memati'yi öldürmemiş. Ben normal dedim. Memati onun abisi. Ama sırıttılar. Bilmediğim bir şey yoktur değil mi? Yok canım. Millet uyduruyor işte. Ne yapacağız üstüne? Ne emrediyorsanız onu yapalım efendim. Yürü. Gidiyoruz. Efendim nereye? Ölümü. Öldürsek efendim? Yürü Allah'ın delisi. Efendim, tahmin ediyorum çekirge sürüsünün arasına gidiyoruz. Birkaç kişi daha mı arasak? Korkma Hüsnü, sana bir şey yapmazlar. Size efendim? Zülfikar'a pusata yapacaklarını bana yapsınlar da bir görelim. Allah Allah. Kız arkadaşın mı senin Sema? Arkadaşım. Ya Leyla? O da arkadaşım. Senin kız arkadaşın yok mu? Yok. Ama senin karın da yok. Var karım, kim yok dedi. Aa, ben görmedim. Görürsün. Çocuğun var mı? Var. Nerede? Sensin. Ya öyle demiyorum, kendinin, senin. Sensin işte. Öf, benim babam Joseph. Ya bensen baba? Aman, seninle de konuşulmuyor. Keşke eve giderken sürpriz yapsaydık.
Nasıl bir sürpriz? Selvi nerede? Çıktı. Ne demek çıktı? Kaç kere söylendi size bu evden çıkılmayacak diye? Kenan geldi aldı, bir yere gitmedi. Konuşacaklarmış. Evde konuşsunlar işte. Aman anne. Barışıyorlar mı, ayrılıyorlar mı, ne yapıyorlarsa yapsınlar. Bıktım bunlardan ya. Fırat'ın telefonu kapalı. Annesini arıyorum, o da açmıyor. Benim derdim ne, senin derdin ne? Sen geç. Şuradan uzat bana. Aa, ne güzel fikir. Sen çok akıllısın Polat. Bom bom bom. Balon balon. Koş. Polat. Ya dışarıda oturacaksınız ya da tek tek sokacağız küçük hanım. Ömer dede, paltonu giyer misin, burada oturalım? Aa, tabii. Aa, ne güzel uçtu. Memati'nin evinde miydin dün? Sana ne? Selvi, sana bir şey soruyorum. Sana ne diyorum ben de? Sen kendi olduğun eve bak. Basit bir şey soruyorum. Memati'nin evinde miydin, değil miydin? Seni ilgilendirmez benim nerede olduğum, ne yaptığım. Yani Memati'nin evindeydin. Evet, Memati'nin evindeydim. Ne yapıyordun orada? Senin yaptığını yapıyordum. Allah belanı versin. Bana bunu nasıl yaparsın, aşağılık kadın? Sensin aşağılık. Öldüreceğim seni. Sen kendi yaptığına bak. Defol. Komutanın izini. Abi kayıp. Büyük ihtimalle Kaşifoğlu'yla buluşmuştur. Bakıyoruz ama yine de. Memati nerede? Arayın gelsin. Onun işini bir konuşalım. Senin haberin var değil mi Abdülay? Duydum abi. Bir şey olmaz, barışırlar. Nasıl olsa Cevher ölmemiş. Thank you.
Efendim Emati. Yalvarırım Ahat'ta. Anne, telefonun çalıyor. Benim telefonum yanımda. Memati abi telefonunu evde unutmuş. Ne var Selvi? Ne var diyorum Selvi? Memati abi. Kenan beni dövdü. Ne? Ne diyorsun sen? Neredesin? Kenan beni dövdü. Alo. Yine ne oldu? Pusat! Pusat! Çocuklar koşun. Pusat evden çıktı. Sen oraya bak. Sen oraya. Siz de şu tarafa. Allah'ıma dinleyeyim hanıma, geberteceğim seni Kenan. Cevher Zazoğlu'nun odası nerede? Soldan sağa döneceksiniz beyefendi. Hastaneye gelmiş. Allah'ınız kitabınız yok mu sizin? Ulan sizin hiç mi raconunuz yok? Ne yapacaksa ağanız yapsın. İtleri değil. Şimdi kapa, ben seni sonra arayacağım. Cevher'in durumu nasıl? Aynı. Doktorlar ne diyor? Sahne doktorlardan. Ne diyeceksen de. Zülfikar'a ayıp etmişsin. Ettim. Zaza, buradayım. Birine bir şey yapacaksan bana yap. Benden ötürü birinin kılına zarar gelirse... Sen tehdit mi edeceksin? Ben tehdit etmem, uyarırım. Cevher ayağa kalksın, oturup konuşalım. Büyükme varalım. Ben buraya geldim, üzüntümü sana bildirdim. Gerisi sana kalmış. Bunu böyle gördükçe kafamı tahsa atayım. Zülküf benim has arkadaşım. Ha onun bacağı, ha kendi bacağım. Ya ettik işte bir halt. Zaza, ben bacakla yetinmem. İş sakatata geldi mi, kelle, işkembe, Allah ne verdiyse yerim. Thank you.
Hasta ziyareti kısa olur. Yaptınız. Bunlar da birkaç taşkınlık dışında büyük bir küçüklük yapmadılar. Zaza bu kadar nasıl sakin durdu anlamadım. Adamların al peşimden gel.